Aksiyon ve gerilim filmlerinin olmazsa olmazı dublörlerdir. Genellikle başrol oyuncularına fiziken benzeyen ve acıya dayanıklı kişiler dublörlük yapabilir. Ancak bazı oyuncular dublör kullanmanın oyunculuk onuruna aykırı olduğunu düşünüyor ve kesinlikle filmlerinde dublör kullanmıyor. Bu nedenle birçok oyuncu haftalarca kolu bacağı sargılı gezebiliyor. Filmlerinde kalelerden atlayan ve zıplayarak surları geçen Cüneyt Arkın bu kişilerin başında geliyor. İşte karşınızda filmlerinde dublör kullanmayan oyuncuların başına gelen korkunç kazalar. Bir numara, Jackie Chan. Hem Uzak Doğu hem de Hollywood sinemasının aksiyon komedi filmlerinin önde gelen aktörlerinden olan Jackie Chan, dublör olarak yetişmiş ve kendi sahnelerinde dublör kullanmayan aktörlerden en bilinendir. Dublör kullanmadığının ispatı olan çok sayıda kırık kemiğe sahip. Oynadığı 166 filmin tamamında kendi karakterine hiçbir şekilde dışarıdan müdahale ettirmeyen Chan, bu 166 filmin 17'sinde çok ağır yaralanmıştır. Kısmi felç, iki arabanın arasında kalmak, 25 metrelik saat kulesinden düşmek ve elmacık kemiğinin çıkması gibi çok sayıda kaza geçirmiştir. 1986 yılında The Armor of God filminin çekimlerinde ağaca atlamış ancak ağacın dalı kırılıp yere düşünce sol kulağının arkasından kafatası çatlamış ve beyin kanaması geçirmiştir. Ayrıca Japonya'da gösterime giren son filmi Raising Dragon'un afişinde geçirdiği en büyük yaralanmalara da yer vermiştir. 2 numara, Johnny Depp. Karayip Korsanları'nda adını tüm dünyaya duyuran ve filmlerinde genellikle çılgın ve haylaz karakterleri canlandıran Johnny Depp de çoğu filminde dublör kullanmamıştır. 51 yaşındaki oyuncu Maskeli Suvari filminde bir kızılderiliyi canlandırıyordu ve attan düşerek yürekleri ağza getirdi. Film setinin yardımıyla ucuz kurtulan Depp kaburgasını inciltti. Filmin çekimlerine yine dublör kullanılmadan devam edildi. 3 numara, Jennifer Lawrence. Güzelliğiyle dillere destan olan 1990 doğumlu Jennifer, birçok filmde oynamış ve Hollywood filmlerinin vazgeçilmezi olmuştur. Tüm dünyada severek izlenilen Açlık Oyunları filmi çekimlerinde Hawaii'de kutsal olduğuna inanılan bazı kayaların yanında çekimlerin sürdüğü sıralarda turistlerin kayalara oturmaması konusunda uyarılarda bulunulmuştur. Ünlü oyuncu ise üzerinde ıslak bir giysi olduğu için bu kurala uymamış. Lawrence sadece kayaya oturmakla kalmamış, ıslak kıyafeti içinde uzun saatler süren çekimler sonucu kalçalarının kaşıntısı artınca kutsal kayayı bir kaşınma objesi olarak kullanmaya karar vermiş. Ancak kaya tam Lawrence oturduğu sırada uçurumdan aşağı yuvarlanmış. Lawrence son anda kurtulmuş, aşağı yuvarlanan kayalar ses ekibinden birini az kalsın öldürüyormuş. Bütün ses ekipmanları da parçalanmış. 4 numara, Isla Fisher. Ülkemizde sihirbazlar çetesi olarak bilinen dünyanın en iyi sihirbazlarından oluşan soygun çetesinin heyecanlı hikayesini anlatan bu filmi severek izledik. Özellikle de Isla Fisher'ın su tankı içerisindeki sahnesi oldukça ilgi çekiciydi. Senaryo gereği su tankının içerisinde kelepçelerden kurtulup çıkması gereken Isla Fisher, kelepçelerden kurtulmasına rağmen tanktan çıkamadı. Boğulma tehlikesi yaşayan oyuncunun çırpınışlarını ekiptekiler rol olarak algıladıkları için başta tepki vermediler. Yaklaşık 3 dakika sonra tanktan çıkarılan Fisher ölümden döndü. 5 numara, Charlize Theron. Her role girebilen ve film sektöründe sınırları en çok zorlayan oyuncuların başında Charlize Theron gelmektedir. Kendisi aksiyon filmlerinin aranan ismidir ve sosyal hayatında zinde kalmak için devamlı spor yaparak esnek vücudunu korumaktadır. Filmlerinde asla dublör kullanmayan Charlize, film çekimlerinde vinç ile oradan oraya uçmuş ve çoğu kez düşerek yaralanmıştır. 6 numara, Channing Tatum. 26 Nisan 1980 doğumlu karizmatik oyuncu da dublör kullanmamanın faturasını ağır ödeyenlerden. The Eagle adlı filmin çekimlerini sürerken Tatum'un uzun süre soğuk suda durması gerekiyordu. Onu ısıtmak için birisi kaynar suyla Tatum'un içinde bulunduğu suyu karıştırıp bu karışımı dalgıç kıyafetinin içine akıtıyordu. Son denemelerinde kaynar suyu soğuk suyla karıştırmayı unutunca Tatum'un kıyafetinden aşağı kaynar suyu döküverdi ve su Tatum'un tüm mahrem yerlerini yaktı.
dalgıç kıyafeti de vücuduna yapışık olduğu için yanıklar uzun süre geçmedi. Video burada sona erdi. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.